gelişim çok güzel. Burada bir şey yok. Son yaptığımız ilaçlama başarılı oldu. Şu an için her şey güzel. Güzel. Beslemelerde bilhassa polifosforusun etkileri gözle görülür bir şekilde belli oluyor. Biz Topkart'ın zaten müdavimiyiz. Herkese merhaba. Ben FMC Türkiye ekibinden Batı Bölge Teknik Sorumlusu Muaz Pehlivan. Bugün Salihli'nin Emiracıl bölgesinde Mustafa Selçuk isimli üreticimizle görüşeceğiz. Aynı zamanda hem pamuk üreticisi hem bağ üreticisi kendileri. FMC ürünlerimizi kullanıyor. Bu FMC ürünleri hakkında genel bir değerlendirmelerini, genel bir görüşlerini alacağız. Arazi kontrollerini sağlayacağız. Hem bağ olsun hem pamuk olsun arazilerini gezeceğiz. Burası Manisa Salihli Emiracılı. Emiracılı mahallesi değil mi? Evet. İsmim Mustafa Selçuk. Abi kaç yıldan beri çiftçilikle uğraşıyorsun? Çocukluğumuzdan beri uğraşıyoruz. Çocukluğundan yani. Beri değil mi abi? Baba mesleği. Aynı zamanda üniversite mezunuyuz. Pamuk ve pamuk buğday ve üzüm üreticiliği. Üzüm üreticiliği yapıyorsun abi. Pamuktan beklentimiz yüksek. Hem fiyat İnşallah abi. Hem de su sıkıntısını aşabilirsek verim anlamında güzel beklentilerimiz güzel mevcut. İnşallah. Allah tüm çiftçilerimize güzel bir sezon. İnşallah abi inşallah. Allah inşallah sonunu güzel etsin. İnşallah. Pamuklarımız iyi. Biraz ilk etapta trip konusunda sıkıntı yaşadık. İlk çıkışlarda abi. İlk çıkış aşamasında fide döneminde. Fide döneminde değil mi abi? Tüm bölgede yaşanan bir sıkıntı. Bu yıllardır problem olan bir şey trip. Üreticiler ilk etapta pek önemsemiyorlar. Gerek ot mücadelesi yönünden olsun, gerek yapılacak olan beslemelerin ota gitmesini istemeyen arkadaşlar olabiliyor aramızda. O dönemde de trips işini yapıyor zaten. Aynen. Bizde o ara böyle bir sorun ama kullandığımız ürünler sayesinde aşmayı başardık. Çözümü buldun. Bu konuda FMC'den arkadaşlara çok teşekkür ederiz yardımlarından dolayı. Pamuklarımız temiz, bir sorunumuz yok. Yeni ilaçlama yaptın değil mi Mustafa abi? Yeni bir ilaçlama oldu. Şimdi bir dahaki ilaçlama Rufas kullanacağım diyordunuz. Trips sorununu trips aşmak için Rufas'ta yöneleceğiz. Aynı zamanda kırmızı örümcek etkisinden dolayı. Çıktığımızda da bir şey yok. Son yaptığımız ilaçlama başarılı oldu. Ya bilhassa ilk etap sıkıntılı. İlk etapta bu trips problemini aştığımız takdirde tarlaya bir girdi mi? Sıkıntı başlıyor ondan sonra değil mi abi? Ya aşırı bir sıkıntı. Hani bir yeşil kurda nazaran ya da ne bileyim bir kırmızı örümceğe nazaran daha az sorun yaratıyor bize ama yine de insan istemiyor. Aynen gelişimini engelliyor değil mi? Çatallaşma dediğimiz olaya sebep oluyor. İlk etapta bir de döneminde yediğinde göbekten gelen sorunları yiyor. Bölgede bu yıl yaprak biti olayı az. Trips çok herhalde. Yani trips var. Son dönemde Enforska gelmeye başladı. Ama düzenli olarak ilaçlama yapıyor bu bölge. Tüm çiftçiler, tüm çiftçi arkadaşlar burada sorumluluklarını yerine getiriyorlar her zaman. Yani belli bir zarar eşiğinin altında tutuyor yani. Ya kurt döneminde de bilhassa bir kişi ilaçlamaya başladığında herkes ilaçlamaya başlar bizim burada. Durmazlar. Yana açıldığında çeşidimiz progenlima bu arada. Ha, çalı formunda. Çalı formunda. Bizim istediğimiz o zaten. Yanlara gitsin. Yanlara ne kadar çok zincir yaptırabilirsek verimimiz de o kadar iyi olacak. Göbek uzunlarımız çıkmış. Aynen abi. Onları hallederiz işçiler. Bir daha çapalama. Çapa olmaz. Şey olarak ot. Mı? Ot yolma. Ot yolma. Göb. 10 kişi ot koyarsın. Gördüğünüzü köpleyin ya da çapayla vurun dersin. Şu an için her şey güzel. Güzel. Beslemelerde bilhassa polifosforusun etkileri gözle görülür şekilde belli oluyor. Belli oluyor değil mi abi? Pamuk başlangıcından sonuna kadar kullandığın ürünler neler abi? Ya da bağda? Ya ilk etapta, ilk ilaçlamada üretici arkadaşlara Rizomagic ürününü öneriyorum. Rizomagic içinde bulunan maddeler sayesinde serbest amino asitler olsun. Pamuğun gelişimini hızlandırıp güzel bir vejetasyon dönemi yaşamasını aynen sağlıyor. Devamında polifosforus kullanımını öneririm. Fosfor çinko.
Fosfor çinko dediğimiz bu yana açılma olayını gerçekleştiriyor işte burada. Rizomajikle birlikte kullanıldığında daha güzel etkili. Daha etkinliğini artırıyor. Evet. Devamında ilerleyen dönemlerde ozanın sağlıklı olmasını, elyaf kalitesinin yüksek olmasını isteyen arkadaşlar sizin yine efendim folika o tarz ürünleri kullanabilir. Tarak döneminde ZNMN ürünü kullanabilirler mangan ve çinko. Aynen mangan çinko. Taraklandırmada. Evet, taraklandırmada. FMC'den memnunuz. Mustafa Selçuk abinin bağındayız. Abi maşallah. Salkımlar güzel. Burada %30, %40 arasında bir don zararı yaşadık. Evet abi anlat. Don zararından sonra epey bir mücadelemiz oldu. Salkımlarımız kademeli geldi. Bu sene o sıkıntı var abi ya. Ana salkımlarımız büyüdü. Arkadan gelen salkımlarımız biraz yavaş gelişim gösterdi. İkinci doğuşlar değil mi abi? İkinci doğuşlar değil, hatta üçüncü doğuşlar oldu bu yıl. İki kere don vurdu zaten hemen neredeyse. Ona rağmen çok Allah bereket versin. Güzel. Bir insan önceki yılları arıyor ama buna da şükür. Çok yaptığımız uygulamalarla gerek FMC'den teknik destek aldık yine. Sağ olsunlar her zamanki gibi. Yaprak alıyor mu abi? Yaprak şu anda alma. Aslında çoğu üretici yeşil budama denilen olayı gerçekleştiriyor. Aynen. Şu dönemde. Ondan sonra ama hani bir laf var. Her yediğin yoğurtun işi farklı diye. Biz yaprak olayına karşıyız biraz. Burası tatlı çubuk. Tatlı bildiğimiz çubuk. Yerli. Yuvarlak çekirdeksiz. Şişirme hormonumuzu uyguladık. Tulamamızı yaptık. İlk şişirmeyi uyguladın abi. Tulamamızı yaptık. Ama daha yeni attık. Allah nasip kısmet ederse cumartesi ya da pazar ikinciyi tekrarlarız. Uzatmada ve şişirmede polifosforuz. Bilhassa güzel bir etki yapıyor. Güzel bir İlerleyen sonuç elde ediyoruz. Folika potasyumda içini doldurmada çok güzel sonuçlar alınabilir. Ben kendim denedim. Güzel sonuçlar aldım. Hem doldurma hem şey yönünde tatlı suyu yürüdüğünde. Tatlı su yürüdükten sonra yapılan uygulamalarda alttan verilen potasyum nitratla birlikte salkım güvesi olsun, milli ilaçlamalarında olsun içine koyulduğunda salkımın gerekli ağırlığa ulaşmasını sağlıyor. Sergide fark ediliyor zaten bu. Uç kurumasını önlemek için folikal ürününden faydalanabilir arkadaşlar. Şeyde salkım güvesinin ara dönemlerinde, ara nesillerde Vantex uygulamaları yapılabilir. Yumurta dönemlerde OVCT ilanlarında. OVCT. Aynen. Korojen uygulamaları yapılabilir. Salkımın şekli önemli. Yaptığı pançak önemli. Pançak önemli. Tabii pançakta da polizyenemeneyi kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu gören arkadaşlar takoz olur, silkmemiş falan filan diyebilir. Bizim için takoz olması bilmem ne olması önemli değil. Sergiye atıyoruz zaten. Yeşil satmıyoruz. Bunlar hep sonradan gelenler herhalde abi. Arkadan gelen salkımımız çok. Çok değil mi? Arkadan gelip küçük kalan salkımımız da çok. Ana salkımlarımız metrecilerin usulünden güzelce büyüdü. Şimdi ana salkım büyüme döneminde arkadan gelen salkım daha küçücük. Aynen. Hormon atılmak için erken. Bu sefer bunu dengelemek hani imkansıza yakın bir şey. Ama yine de Allah kaza bela vermesin. Abi salkımların durumu güzel. Herhangi bir mil diyor. Pornoz, külleme hastalığı görünmüyor. Salkımlarımız ağırlaştıkça aşağıya inmeye başlıyor da. Yok sanıyorsun ama ağırlaştıkça aşağıya inmeye başlıyor. Ortada olan salkımlar özellikle. Burada uzatmada rizomajik uyguladık. Rizomajik, polifosforus kullandık. Polifosforus uyguladık. Hem külleme hem mildiyoya karşı ruhsatta olan ürünümüz Topkart'ı da
kullanmanı öneriyorum abi. Biz Topkart'ın şeyiyiz zaten, müdavimeyiz. Buğdayda da her sezon kullandığım bir ürün. Bilhassa sarı pas hastalığına karşı. Yeşillendirici etkisi kullanan insanı kendine hayran bırakıyor. Değil mi? Bağda da aynı etkiyi görebilirler yani. Çift etken maddenin oluşturduğu sinerji ile hem uzun süre etkili, tabii, hem ani ve hızlı etkili ve uzun süreli etkili bir ürünümüz Topkart EQ. Buğdayda 3 yıldır üst üste kullanıyorum Topkart EQ'yu. Ya pas yanından geçmedi yani. Öyle güzel sonuçlar aldık. Septoraya karşı, tabii, pasa karşı, tabii, etkili bir çözüm değil mi abi? Tabii. Buğdayda. Bağda da denediğim, kullandığım bir ürün. Topkart EQ gerçekten. Ya dediğim gibi en önemli şeyi yeşillendirici özelliği. Yeşillendirici özelliği. Hububat tarzı bitkilerde attığınızda tarla, hani bizim tabirimizle macun gibi oluyor böyle. İstediğin kıvama geliyor yani abi. Tabii. Çiftçi kardeşlerim, abilerim, amcalarım, teyzelerim diyelim. Herkese selam olsun. Burası Salihli Emir Acılı köyünden herkese selam.